Herkese selamlar dostlar. 20 Temmuz 2022 iddia ile selamlar. Amigo Nuri'ye de selamlar olsun. Bilmeyenler varsa yazsın Amigo Nuri Fener'in maçı var diye. Ben onunla giriş yapmak istedim. Çünkü Avrupa Arenası Fener'i, Galatasaray'ı, Konya Sporu, Beşiktaş'ı yok. Burada Avrupa takımında kim oynuyorsa destekleyeceğiz. Bitti. Bundan fazlası yok. Ben de bir Galatasaray taraftarıyım. Ama Avrupa'da her Türk takımını desteklerim sonuna kadar. Öyle bir görüşüm var. Şimdi başlayalım isterseniz. 4 tane maçımız var. İdeali yüksek oranı anlatmaya çalışacağım araştırmalarımı yaptım bilgileri edindim ki zaten son dönemde izlediğimiz takımlar bazıları özellikle French Varoş mesela örnek verirsem Klasik aynı şekilde onların da son dönemde Avrupa Ligi elemeleri vardı izledik şimdi maç skoru yarışmasıyla başlayalım bir Fenerbahçe'nin maç skoru yarışmasını yapalım şöyle bir sift daha yapalım Dinamo Kiev ile Fenerbahçe'nin bildiğiniz üzere bir maçı var Şampiyonlar Ligi yarın bakalım ne olacak güzel bir karşılaşma bizleri bekliyor ben Fenerbahçe'nin bu turu atlamasını bekliyorum da bu maçta galip gelir mi bilmiyorum. Zor bir mücadele olacak. bir Bana biraz daha çok beraberliğe yatıyor. Sizce maç skoru ne olur? E, Jorge Hoca'da nasıl açıklamalar yaptı? Instagram üzerinden paylaştığı videoya da baktığım zaman da sezon öncesi biz hazırız dedi. Oynadığı maçlarda da iyiydi. Fakat kapalı savunmalar karşı biraz. Hull City'yi mesela pek açamadı. Ama Dinamo Kiev'in burada kapalı bir savunma yapacağını düşünmüyorum. Güzel bir maç olur. Bakalım. Maç skorunu sizlere sorduk. Bol şanslar. Geçtim. Bir de Telegram gruplarından bahsedeyim hemen isterseniz. Canlı artık kupon seviyesi. Bu bizim normal seviyemiz. Kupon odasında bu dönemlerden maç yazıları veya ideal günün kombini çıkartabilirsem bir kombine çıkartıyorum. Bu videoda da bir tane kupon vereceğim sizlere. Canlı odasında da izlediğimiz canlı maçlar oluyordu. Norveç, İsveç, Danimarka hiç fark etmez. orada canlı maçlarını vererekten bu da katı Telegram gruplarımızda da ilerlemeye çalışıyoruz. Zaten sezon öncesi bir ısınma turları bunların hepsi. Tamamen yavaştan zaten bu tür maçlarla birlikte başlayacağız. Geçtim bunu da. Yüksek misli seviyesinde ne yaptık? Bakın yüksek misli seviyinde güvenli maçlar olur. Mesela son güvenli maç neymiş? İtalya Brezilya mücadelesi kadın voleybol. İtalya izledik mi izledik. Nerede izledik? Milli takımımıza karşı, Filenin Sultanlarına karşı oynadı. Egonuyu durdurması çok zor. Yani bunu daha önceden de izledik. Ben bunu zaten voleybolu zaten takip ediyordum özellikle yakından. Hatta yazdım. Brezilya'nın Gabis var. İtalya'nın Egon'us var. Ama Gabi şey değil. Pasör çaprazı değil. Egon'un Egon pasör çaprazı olduğundan doğrudan vuruyor. O yüzden ben yüksek misli olarak önerdim bu mücadeleyi. Hatta çok fazla oranı da yoktu. Avrupa oranı bir 37 olarak vardı. Ama güveniyordum. Önerdim. Bastık. Aldık diyerekten. Geçeyim. İlk mücadelemiz Olympiakos mücadelesi. Sizlerden ricam güzel seviyede atacağınız like'lardır arkadaşlar. Like'larınızı eksik etmeyin. Emeğe saygı açısından. Güzel bir video. Bir de sizlere ideal bir önerisi yaptım. Artı 300'ün üzerine like gelirse sevinirim bol şanslar. Şimdi Olympiakos geçen sezon kendi liginde şampiyon oldu. Okey. Fakat önceki yıllara oranla Olympiakos'un oranı düştü. Net bir şekilde söyleyebilirim yani bunu. Gerek Avrupa arenasındaki etki o mücadelede veya kendi liginin seviyesi son dönemde bir düştü zaten. Özellikle onu söyleyebilirim. Ama bazı transferler yaptı. Bu transferler kim? Mesela Aris'ten Kamara'yı aldılar. Geçen sezon 30 maçta mı ne? 10 golü var. Etkili bir forvet. Fakat ne kadar uyumlu olacak daha göremedik ki hazırlık maçlarında Olympiakos çok fazla etkili olamadı arkadaşlar. Aldığı sonuçlara baktım. Bir de biraz daha araştırmasını yaptım. Ben Olympiakos takımının hazırlık maçlarının e, istatistiğini vesaire bir şeylerine baktım. Yani o geçen sezonki olay yok. Onu söyleyebilirim. Bazı transferler yaptı dediğim gibi ne kadar etkili olacaklar bilmiyorum ama oyun olarak geride olduklarını söyleyebilirim. Geçen sezon kanattan verim alamayınca kanatları gönderdiler. Gö Bazı transferler yaptılar. Ee, sağ, sağ olarak mesela Vrsaliko'yu aldılar. Önemli transfer bence. Onun dışında ev sahibine baktığımız zaman İsrail ekibi onların ligi de 20 Ağustos'ta başlıyor. Daha liglerin başlamasında da var. Transfer dönemi devam ediyor Onlarına Kim alıyor kim gidiyor. Çok yakından takip ettiğim bir takım değil. Fakat Olympiakos'a karşı sürpriz yapabilir mi? Onu, onu düşünüyorum ben. Fakat Olympiakos'un ben bu maçtan çok fazla gollü bir maç oynamasını beklemiyorum. Bu maçta Olympiakos'un aklı şunda olacaktır bence. Biz en az hasarla bu maçtan çıkalım. İkinci maçta kendi evimizde zaten yeneriz düşüncesi olacaktır bence. Bu maçta da favori. O yüzden bu maçta da çok fazla gol beklemiyorum. İdealden 2.5 alt tercihini öneriyorum arkadaşlar. 1.48 bandında oranı var. Çok fazla gol beklemediğimi söyledim zaten. Yüksek oranıyla da birlikte şöyle ilk yarıdan da bir sıfır gelebilir. 1.79'da oranlı oranı var. Dediğim gibi çok fazla gol beklemiyorum. İlk yarıda da iki takım birbirini tartabilir. İkinci yarı olursa 1 veya iki gol beklediğimi belirteyim. Onun dışında ilk yarı sıfırda yüksek orandan düşük misli kuponlara eklenebilir. Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı. Bildiğiniz üzere bu maçın maç skorunu sizlere sorduk. Maç skoru ne olur? Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Dinamo Kiev tarafından anlatmaya başlayayım biraz. Şimdi Dinamo Kiev tarafında ne var? Şimdi Ukrayna'da bildiğiniz üzere savaş var. Rusya işgal altında. Bu takımlar çok fazla resmi maç oynamadı. Bunda okey miyiz? Okeyiz. Zaten bazıları buna kanıyor yani. Nasıl kanıyor? Yani buna çok kanmaması gerekiyor. Resmi maç olmasa da bile Dinamo Kiev takımına bakın. Bu takım çoğu oyuncusuyla yıllardır aynı takımda oynuyor. Yani birbirleriyle oynayan bir takım var yani. Yeni bir transfer yok etkili bir şekilde olacak yani. Yeni bir transfer olmadığı için herhangi bir uyum sorunu açısından çok fazla zorlanacaklarını düşünmüyorum. Ayrıca e, Kev, Kevin Ukrayna milli takımında oynayan oyunculara bakalım. Ben örnek vereyim sizlere istersen. Viktor Sengo, Zabarni, Sabe Karasev gibi oyuncular. Son Ukrayna e, Galler'le falan maç oynadı. O maçta bakın nasıl top oynadılar bazı hepsi Dinamo Kiev'de de değil, değil, fakat Dinamo Kiev'in oyuncuları da vardı. Çok başarılı bir uyum içinde bir futbol oynadı Ukrayna milli takım mesela. Oradan ben yani Dinamo Kiev hazır değil vesaire Fenerbahçe burada 2 atar 3 atar böyle düşünmüyorum. Umarım atar da yani ben bu maçtan bir beraberlik bekliyorum ama her iki takımın da birbirine gol atmasını bekliyorum. Skor bandında olarak skor düşünce, düşüneceğimi de söyleyeyim sizlere. Bir birlik bir skor bekliyorum arkadaşlar. Atarsa biri 2-1'e kayabilir. Ama benim görüşüm bir birlik bir skor var burada. KG var tercihini ben sizlere idealden önerebilirim buradan. 1.52 gibi oran var kombineme de koydum. Zaten Jorge Jesus ne dedi? Biz hazırız dedi sezon öncesi. Oynadığı maçlarda umut verdi bir şekilde Fenerbahçe. Arda Güler, Valencia gibi isimler de ön plana çıkan isimlerdi. Bakalım Arda Güler süre bulacak mı? Benim için önemli. Takip ediyoruz. Türk futbolu için önemli gerçi. KG var tercihini idealden alabiliriz. Ayrıca ilk yarıda arkadaşlar oyuncular bence birbirlerini tartabilir burada iki takım. O yüzden gollerin de ikinci yarı gelmesi Bence olası 1.83'de onun oranı var Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme Yapabilirler Maç sonu da ben sizlere yüksek orandan öneriyim 2.80'de onun oranı var Değerlendirecek arkadaşlar Bu yönde değerlendirme yapabilir Sizin maç skorunuz ne onu bilmiyorum yazın yorumlara Onun dışında şöyle notlarıma bakıyorum Maç e, Ukrayna'da oynanmayacak Polonya'da oynanacak Onu da belirteyim Seyirci durumu tam nasıl olur bilmiyorum ama Zaten Ukraynalıların %60'ı Türkiye'ye geldi. Bu Antalya bölgesinde çok fazla var özellikle. Vesaire vesaire derken KG var bekliyorum. 1-1 bir, skor gollerin ikinci yarı gelmesi benim için önemli. Açın okumaya çalıştım. Umarım benim dediğim gibi geçer. var hosta Bratislava karşılaşması. Şimdi bu karşılaşma hakkında şöyle konuşabiliriz. Bratislava'yı ben değerlendirme altına almıştım. Çok fazla üretken bir takım değil Bratislava takımı. Hatta anlatmıştım ben araştırma yapmıştım. Kuçkayı almışlardı. Teknik ekibe sanırım. Öyle hatırlıyorum ben. Deneyimlerinden faydalanmak adına. Vesaire vesaire. Bu tür şeyler vardı. French Faroş sağlam takım öncelikle. French Faroş'ta kimler var? Mesela French Faroş geçen sezon Şerif'te etkili olan Adama Traore'yi mesela kadroyu kattı. Zaten Şerif'ten hatırlarsınız Şampiyon Ligi'nde neler yaptı. Adama Traore de hücum hattında önemli bir silahtı. Şerif adına bireysel yetenekleri üst düzey bir oyuncuydu. French Faroş aldı. Tobol'la oynadıkları bir maç vardı arkadaşlar. İlk maç 0-0 bitti deplasmanda oynadı. Fakat o maçta French Faro çok güzel oynadı. Fakat bitiricilik anlamında sıkıntı yaşadı. Ben ikinci maçta yani 5 tane atmaz diye düşünüyordum. Yani 2'de 3'de bırakır öyle galip gelir diye düşünüyordum. Hatta 3.5 altına 4.5 altına 1 olarak önermiştim. 5 tane attı. Kendi evinde çok daha etkili oynadı. O etkili oyunuyla birlikte galip gelmesini bildi. Burada French Varoş'un bence en güzel tercihlerden bir tanesi. Kendi evinde etkili ve baskılı oynayan French Varoş ve istekli son dönemlerde Avrupa'da boy göstermiş bir French Varoş ve dişine kan değen bir French Varoş salmayacaktır. Kendi evinde galibiyet alacaktır. Galibiyet alırken de iki tane gol atmasını bekliyorum. O yüzden arkadaşlar ev sahibi bir buçuk üstü sizlere 1.41 bandını öneriyorum. Hatta ideal kombineme de koyuyorum. Sutjeska ile klasik mücadelesi. Faroe Adaları takımı ta, takımı, klasik takımı. Şimdi Sutjeska'yı ben izledim. Nerede izledim? Ludogorets'le maç oynadı. Ludogorets'in kendi evinde oynadığı maçta. ilk yarı bir tercihini önermiştim ben. O maçta ilk yarısı 0-0 bitmişti. Başarısız olmuştuk. Fakat maçı izledim. Sutjeska takımı gelemedi. Bakın. 90 dakikasını izledim. İkinci yarı 2 iki tane attı Ludogorets. 2 kere geldi Sutjeska takımı. Onda da çok etkili değildi. Ağırlıklı olarak hücum hattına hiç etkili olamadılar. Fakat Dogoreş takımı e karşı çok fazla etkili olmaları tabii ki beklenmiyordu. Burada Klasik'e biraz daha denk sayılabilir açıkçası. Hatta favori göstermişler. Fakat Klasik takımı şu son dönem performansa baktığımız zaman da Bodoya karşı mesela kendi evine istekli oyunu başarılı bir şekilde sergiledi. Üç 3 tane de gol attı yani Bodo gibi bir takıma. 3-1'le bitti. Yani hatta Bodoyu ipten aldı öyle söyleyeyim ben size. Normalde belki çıkma şansı da vardı. Bir tane kaçan net pozisyonu vardı özellikle vesaire vesaire. Ben şöyle düşünüyorum bu maçta da Olympiakos maça gibi. Klasik takımı biraz daha burada önde gördüğümden dolayı dep basmanda asla sağla çıkmak isteyecektir. <laughs> Süses kanında ben o Udogoret maçındaki yaptığı hatalardan ziyade hücumdaki üretken, üretken hiç olamadı. O yüzden bu mücadeleyi de ben bir 2.5 alt tercihini öneririm sizlere. Onun da oranı yine 1.48 gibi oranı var. Değerlendirecekler bu maçı da bu şekilde değerlendirme altına alabilir. 4 tane maçımın önerisi yorumu bu şekilde kombin önerisi ekrana gelsin isterseniz. Kombin önerimiz arkadaşlar 2-14'lük ideal bir kombine. iki tane karşılaşmayı aldım. Fenerbahçe Dinamo K mücadelesine KG var tercih olarak 1-52 gibi orandan da değerlendirdim. fenerbahçe Varış'ın atacağı 2 gol de benim ideal kombinem olacaktır. Yarın için değerlendirecekler. Bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.